Kurt Türk tarihini incelediğiniz zaman Türk milletinin bütününü kapsayan bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle destan ve efsanelerinde en önemli figürdür diyebiliriz kurt sembolünü. Göktürkler, Hunlar, özellikle Türk İslam öncesi Türk devletlerindeki efsane, hikaye, anlatılar incelediğinizde kurdun Türk kültürel, sosyal ve siyasi hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Bir kere Türk mitolojisinde Türklerin kurttan türediğine inanılıyor. Bunun yanında Oğuz destanlarına baktığınız zaman kurdun çok parlak bir ışık halinde Türklerin her sıkıntıya düştüğünde yeryüzüne indiğini ve onlara Türklere yol gösterdiğini, Türk ordusuna yol gösterdiğini gözlemleyebiliriz. Bunun yanında yine Göktürklerin hanedan ailesi olarak kabul edilen Aşina'nın soyunun bir dişi kurttan geldiğine inanılıyor ve bu destanlarla, efsanelerle, hikayelerle destekleniyor. Şimdi bununla birlikte sadece efsanelerinde, destanlarında yer almıyor. Dedik ya, Türk siyasi ve sosyal hayatında da kurt sembolünün büyük bir önemi var. Türk devlet geleneğinde kurt sembolünün bir hakimiyet sembolü olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Öyle ki yine Göktürklerden örnek verirsek, Göktürkler Hakan otağlarının önüne kurt başlı tuğlar astığını çok net bir şekilde görüyoruz. Sadece Göktürklerde değil, Göktürkler öncesi ve sonraki birçok devlette, Türk devletlerinde bu geleneklerin olduğunu görebiliyoruz. Yine bazı Türk devletlerin kullandığı bayrak ve sancaklarda kurt sembolünü tercih ettiklerini net bir şekilde görüyoruz. Sadece Türkler bunu söylemiyor. Örneğin Çin yıllıklarında da kurtlarla Türkler arasındaki o ilişki sıkça dile getirilir. Çin yıllıklarında Türklerin kurttan türediğine, kurdun Türkler için bir hakimiyet ve yiğitlik sembolü olduğuna inanıldığı net bir şekilde kaleme alınmıştır. Yine çoğu kaynaklarda Batı Türklerinin sembolünün kurt olduğu, bayraklarında kurdu çok sıkça kullandığını ifade ederler. Bununla birlikte yine kurdun Türk ordusunu da ciddi bir şekilde, Türk ordu yapısını da etkilediğini görüyoruz. Mesela en önemli Türk savaş stratejisinin, Türk savaş taktiğinin bir adı da genel anlamda Turan taktiği olarak bilinir. Kurt taktiğidir. Kaynaklarda bu şekilde ifade edilir. Yine Türkler hanedan üyesinden yönetici atadıkları zaman, İslam öncesi Türk devletlerinden bahsediyoruz, farklı bölgelere, bunlara bozkurt anlamına da gelen birkaç anlamıyla beraber ilteber ünvanını vermişlerdir. Bununla birlikte Türklerin birey anlamında kurdun kendi içerisinde barındırdığı güçlü, zorluklara dayanan, çok zor şartlarda hayatını devam ettirebilen ve çevik yapısını kendilerine çok benzettiği için kendilerini kurt, hükümdarlarını da birer bozkurt olarak kabul ettikleri bilinir. Bunları kayalara yazmışlardır. Türk yazıtlarında hükümdarlarının kurt, düşmanlarının bir koyun gibi olduğunu ifade etmişlerdir. Yine Göktürk Devleti'nde Hakan'ın muhafız ordusunu kurt anlamına gelen böri olarak ifade edilir. Hangi sebepten dolayı? Çok güçlü olduklarından dolayı, güçlü savaşçılar olduklarından dolayı. Sosyal bilimlerin her alanında yapılan araştırmada kurt sembolünün dünya tarihinde, dünya milletleri içerisinde sadece Türklerle ilişkilendirildiği net bir şekilde ifade edilmiştir. Sadece tarihte değil, yine yapılan birçok araştırmada, günümüz için söylüyorum, örneğin bu Türk sosyal hayatına ne kadar, kültür hayatına ne denli girdiğini göstermesi açısından çok önemlidir. 18 bitki adımız içerisinde kurt ifadesi geçer. 19 tane yer adı içerisinde kurt ifadesi geçer. 27 kişi adı içerisinde kurt ifadesi geçer. 55 tane atasözü ve deyim içerisinde
kurt kelimesi kullanılmıştır. Yani Türklerin efsanelerinde, destanlarında, el sanatlarında, resimlerinde, heykellerinde, hikayelerinde, romanlarında her alanda kurt ifadesi mevcuttur. Günümüz Türk Edebiyatı'nda da Halide Edip Milli Mücadele şairlerimizden, bunun yanında Kemal Tahir, Yahya Kemal, Atilla İlhan bazı eserlerinde kurt motifi üzerinden Türklerin yaşamlarına, yaşamlarından kesitler sunmuşlardır. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Birçok milletin kutsal saydığı, sembol olarak kabul ettiği hayvanları vardır. Ama hiçbirisinin ilişkisi Türklerle kurtlar arasındaki kadar güçlü değildir. Ya hiçbirisi Türk kültür hayatında, Türk siyasi hayatında kurtla kurdukları o ilişki kadar güçlü değildir. Onun için şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, Türklerin kurtla olan o ilişkisini kesemez. Kurt sembollerini Türk tarihinden, Türk kültür hayatından çıkaramaz. Buna tarih asla izin vermez diyebiliriz. UEFA bir soruşturma başlatmış. Şimdi bu tamamen art niyetli bir davranış şekli. Çünkü sadece futbol değil, birçok müsabakada insanlar başarıya ulaştıklarında kültürlerini ifade eden, milletlerini ifade eden çeşitli işaretler ve semboller kullanabiliyorlar. Futbolcumuzun da o başarılı oyunundan sonra bütün Türk milletini ifade eden bir sembolü kullanması kadar doğal bir şey yoktur. Ama özellikle Avrupa'da Türk kelimesi geçtiğinde bir ön yargı ortaya çıkıyor. Zaten bu soruşturmanın fitilini ateşleyen Alman İçişleri Bakanı'nın tweetlerle yönlendirmesi, mesajlarla İsrail'in hemen o gün İsrail basının bir kampanya başlatması. Bunun yanında Amerika'da Amerikan merkezli Ermeni diasporasının da Merit Demiral'ın buraya dikkat edin, bütün uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik bir kampanya başlatması UEFA'yı da bu yola itmiştir. Zaten Türk devletine ve milletine çok iyi bir gözle bakmadıkları için bu art niyeti çok net bir şekilde görebiliriz. Ama oyuncumuzun yaptığı bu işaret bütün milletimizi kapsaması açısından çok isabetli olmuştur. Başka hiçbir işaret bütün Türk milletini bu kadar kapsayamazdı. Kendisine tebrik ediyorum.